Konya Hille'de. Hille'de. Hille'de o şehir hala duruyor. Evet. Efendim. Dolayısıyla orada böyle bir medeniyet yapıyorlar. Hı-hı. Femut medeniyeti. Ne oluyor? Kafayı değiştirmedikleri, hayatı değiştirmedikleri, bakış açısını değiştirmedikleri, ahlak tarzlarını değiştirmedikleri için evet. Bela orada da geliyor. Bu kez bela farklı geliyor. O nasıl? O belada sicil, yani yanardağ olarak. Yanardağ. Evet. Pişmiş taşlar geliyor. Bir anda felaket hepsini. Yani sen yerden veya buluttan gelen felakete karşı tedbir aldığında dağdan geleceğe ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Yani sesle Nuh'un, gelene ne yapacaksın? Nuh'un oğlu gibi dağa kaçarım mı diyorsun? Hmm. Allah dağda yok mu? Hmm. Allah'ın gücü dağa yetmez mi? Dolayısıyla orada aslında bir tür Titanik evet, sendromu. Titanik, baş kaldıran. Evet. Yani büyüklük, büyüklük ve bize Allah'ın, Tanrı'nın dahi gücü yetmez. Bu gemiyi Tanrı dahi batıramaz. Hadi bakalım batırır mı batırır mı? Batıramaz mı görürüz. Görürsün. Ya. Dolayısıyla Allah'la yaklaşmak dedik ya, evet, işte o mesele. Bu böyle düşünmek Ad ve Semud gibi düşünmektir. Hı hı. Onun için yani işte her şeyi altyapıya bağlamak, hiç şüphesiz oraya da geleceğiz, geleceğiz, onu da konuşacağız. Geleceğiz, onu da açacağız. İhmalleri, siyasi ihmalleri, belediye ihmallerini, tabii, yöneticilerin ihmallerini, halkın ihmallerini, ihmallerini, halkın efendim gözünü bürümüş olan rant hırsının, evet, nasıl böyle felaketlere sebep olduğunu, onu da konuşacağız. Efendim eline geçirdiği bir araziye, arazinin hakkını vermek yerine araziye aşırı yükleme yapan insanın o araziyi nasıl öç aldığını, evet, efendim onu da konuşacağız, oraya da geleceğiz. Ona da geleceğiz. Ama efendim şimdi neyi konuşuyoruz? Evet. Herhal ara vereceksiniz. Evet hocam. Ben o cümleyi söyleyeyim. İsterseniz öbür bölümün de başlığını, sorunuzu tekrar hatırlatarak gireyim. Tamam. Efendim, asla Allah yokmuş gibi konuşmuyoruz. Konuşmuyoruz, bakmıyoruz. Bakmıyoruz. Evet. Seküler bir kafayla Allah yokmuş gibi okumaya kalkmıyoruz. Zaten okunmaz. Yani başımıza gelen hiçbir hadise Allah'ı yok sayarak okunamaz. Evet. Dolayısıyla Allah yokmuş gibi konuşmazsak nasıl konuşacağız? Onu ele alacağız aradan sonra. Bir küçük şey hatırıma geldi, söyleyeyim hocam. Hazreti Peygamber kendi haymesinde, çadırında bulunurken bulutların geldiğini gördüğünde böyle bir tedirginlik hali gösterilmiş. Değil mi? Hazreti Doğru. Ayşe'den Doğru. Rivayetle Doğru. Hatırlıyorum. Çok Doğru. İlginç gelmişti bana. Doğru. Tedirgin oluyor, seye girip çıkıyor, çadırın içine girip çıkıyor. Acaba bela getiriyor mu? Evet. Şimdi peygamber... Çünkü bulutla helak olan kavimler aynen var. Aynen öyle. Peygamber ve karşısında kendisine direnenler var. Hmm. Efendimiz o direnenlerin başına evvelki ümmetler gibi bir helak geleceğinden hep korkmuştur. Evet. Hep korkmuştur ve ağzını açıp da onlara onun için beddua etmemiştir. Yani adeta sancılanıyor, bulutu görüyor, aynen anlatılıyor, öyle. Giriyor, acaba çıkıyor. Bela bulutu. Bulutu mu diye. Eyvallah. Bu hassasiyeti korumak, varlığa, insana, hayata Allah yokmuş gibi haşa bakmamak, böyle yaklaşmamak. Birinci bölümde bunu biraz konuştuk, daha da açacağız efendim. Daha sonra da işi somutlaştıracağız, günümüze, günümüz şartlarına da getireceğiz. Fakat şimdi kısa bir ara vermemiz lazım. Daha sonra huzurlarınızdayız inşallah.